Düzlem aynalarda görüş alanı ile ilgili örnek sorularımıza bakalım arkadaşlar şimdi. İlk örneğimizde göz hangi noktaları göremez diye sorulmuş. Eğer ki gözümüz ile ayna arasında herhangi bir engel varsa bu mat engellerin de mutlaka görüntüsünü almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek göz ile ayna arasında şuradaki engelimiz var. O zaman mutlaka bu engelin de görüntüsünü almam gerekiyor ayna üzerinde. Aynada bu engelin görüntüsünü aldım. Sonra Gözlemcinin aynadaki görüntüsünü çiziyorum. Gözlemcinin aynadaki görüntüsünü aldık ve aynanın uç kısımlarına ışınlar yollayarak buradaki gözlemcinin görüş alanını belirlediğimizi söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şuradaki engelin görüntüsü C noktasını görmemizi engelledi. Sonra şöyle düşünelim. D noktasını görmemizi engelleyen bir şey var mı? Şuradaki engel D'nin önüne geçti dikkat edersek. O zaman D'yi göremedik. A noktasını görmemizi engelleyen bir şey var mı? Şuradaki engelin kendisi A noktasının önüne geçti. O zaman buradaki A'yı da göremedim. B noktası zaten görüş alanımızın dışındaydı. O zaman B noktasını zaten alamadık. E peki E noktasını görmemizi engelleyen herhangi bir şey yok. Hangileri görünemez dediği için A, B, C ve D noktalarının görünemediğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. X noktasal cismi AB aynalarındaki görüntüleri şekildekilerden hangileri olamaz diye sorulmuş. Öncelikli olarak arkadaşlar ne yapıyorum? Buradaki X cisminin A aynasındaki görüntüsü bir numara olabilir. Sonrasında bu görüntüyü devam ettirebilmem için diğer aynanın bu A aynasının görüş alanında olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Peki buradan çiziyorum. Görüş alanımızı belirledik. Ve dikkat edersek B cismi bu aynanın görüş alanına girdi. O zaman birin görüntüsü B aynasında 4 numaradır diyebiliriz. Sonra tekrardan 4 numaradan B'ye göre bir görüş alanı belirliyorum. Ve bu görüş alanın içine buradaki A aynası girebildi. O zaman 4 numaranın A aynasına göre 7 numara olduğunu söyleyebiliriz. Peki 7 numaradan A aynası için bir görüş alanı belirliyorum ve bu görüş alanının içine dikkat edersek B aynası giremedi. O zaman burada 7'nin görüntüsü 8'dir diyemiyoruz arkadaşlar. Burada tıkandı noktamız. Sonrasında devam edelim. Burada ilk başlarken A aynasında görüntümüzü oluşturmuştuk. Şimdi aynı şeyi B aynasında oluşturarak başlıyorum. Ve diyoruz ki X'in görüntüsü kimdir? 6 numaralı görüntüdür diyebiliyorum. Görüş alanımı çizdiğim zaman bu görüş alanına A aynası girebildi. O zaman 6'nın buradaki... A'ya göre görüntüsü içinde 3 numaradır diyebiliyoruz. Sonra 3 numaradan bir görüş alanı çiziyorum ve dikkat edersek 3 numaradan görüş alanı çizdiğimde B aynası bu aynanın görüş alanı içine giremedi. Yani 3'ün görüntüsü 9 numaradır diyemiyoruz. E demek ki noktalar burada tıkandı arkadaşlar. Yani bizim için 1, 6, 4, 3 ve 7 noktalarında görüntü oluşabildi. Yani 2 numarada oluşturamadık, 5 numarada oluşturamadık. 8 ve 9'da oluşturamadığımızı söyleyebiliyoruz. 2, 5, 8 ve 9'dur diyebiliyoruz sorumuzun cevabı için. Eşit kare bölmeli düzlemde sabit V hızıyla ilerlemekte olan X cisminin görüntüsü G gözlemcisi K aynasına baktığında TK L aynasına baktığında da TL süre görüyor denilmiş. Buna göre TK bölü TL oranı nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle K aynasına göre görüş alanımızı bir belirlesek. Aynanın uç kısımlarına ışınlar yolluyorum. Ve yolladığımız ışınları yansıttık. Şu yansıyan ışınlarımız. Ve bu yansıyan ışınların belirlediği alan bizim için neydi? Görüş alanıydı. E bu cismin hareket doğrultusunda sabit hızda giden bir cismin e, hareket doğrultusundaki görüş alanın bir 2, 3, 4, 5, 6 birimdir. 6 birimi 6 t süre boyunca gördüğümü söyleyebilirim. Aynı şeyi L aynası için yapacağım şimdi. L aynasına ışınlarımı attım. Ve buradan da atıyorum. Arkadaşlar burada da dikkat edersek yine 6 birimlik bir görüş alanı oluşturdum hareket doğrultusunda. E demek ki bu da 6 t süre görebiliyordur. E o zaman şunu diyebilirsin. Tk bölü tl'nin Oran değeri olarak 6t bölü 6t'den artık 1'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz.. Müzik